Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile birlikte Kabe'nin binası için taş taşıyorlardı. Peygamberlik gelmeden önce Efendimiz 35 yaşlarındayken Kabe yıkılmış, yıpranmış. Onu tekrar tamir ediyorlar. Mekkeliler, Kureyşliler. Efendimiz de orada taş taşımış. İzarını peştemal gibi alta sarılan elbiseyi de Efendimizin üzerindeymiş. Muhterem amcası Abbas, Hazreti Abbas'la yaşları yakın Efendimizin. Beraber çalışıyorlar. Abbas diyor ki, kardeşimin oğlu insanlardan uzaktayken diyor, şu izarını çözüp omuzlarının üstüne koysan da taşıyacağın taşa siper olsa demiş. Demek ki uzaktan taş alıp geliyorlar. Kimsenin olmadığı yerlerde işte ise çıplak omzuna taş koyunca omzunu incitiyor, acıtıyor. İzarını koy da diyor, yani çok fazla türlü türlü kumaşları yok ellerinde. Elbiseleri yok. Sadece bir izarı var. Onu da altına bağlamış. Ama omzu açık, omzu taş incitiyor. Kimsenin olmadığı yerlerde diyor, İzarını, elbiseni omzuna koy, taş acıtmasın. Tabi o durumda da avret yeri açılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra onun bu ısrarı üzerine izarını çözüp omuzların üzerine koyunca, koymak isteyince hemen kendisinden geçerek yere düşüverdi. Bir baygınlık gelmiş. İşte o günden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir vakit elbisesiz görülmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın korumasında masum diyoruz ve peygamberler korunmuş insanlardır. Cenab-ı Hak koruyor. Böyle bir hayasızlık, uygun olmayan bir davranış yapacağı zaman Efendimiz'e bir baygınlık gelmiş, bayılmış ve bundan sonra böyle bir şey diyor, yapmadı asla. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi yeniden inşa edilirken amcası Abbas ile birlikte taş taşıyorlardı. Abbas radıyallahu anh taşların çıplak omzunu incitmemesi için Efendimiz'e elbiseni omzuna koy dedi. Bu da farklı bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan uzak oldukları bir yerde elbisesini omzuna koymak istediği sırada yere yığılıverdi. Gözlerini semaya dikerek amcasına bana elbisen ver dedi ve hemen onu alıp üzerine örttü. Yıkılacak hale gelen Kabe'yi Kureyş, Bi'set'e yakın senelerde yeniden bina etmişti. Bu şerefli hizmete erkek, kadın, yaşlı, çocuk, bütün Kureyş iştirak etmişti. Herkes Allah'ın evine hizmet etmeyi bir şeref addediyor, bir şeref biliyor. Herkes katılmış. İmam Zühri rahmetullahi aleyh, büyük hadis alimlerimizden, o diyor ki bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz buluğa ermediğini rivayet ediyor. Buna göre Kabe'nin yeniden inşası daha erken bir vakitte olmuştur. Tabi o konudaki rivayetler biraz Efendimizin peygamberliğinden önceki zamanlar çok bilinmiyor. Bazı rivayetler var ama ihtilaflar da çok fazla. Zayıf rivayetler var. Bu peygamberimiz buluğdan önceydi. Daha buluğa ermeden önceydi. O zaman belki elbisesini omzuna koymaya teşebbüs etmişti. Yoksa buluğdan sonra böyle bir şeye teşebbüs etmez diye bu rivayete göre o şekilde söyleyebiliriz. Cahiliye günlerinde çıplak bulunmak ve başkalarının huzurunda avret yeri açık durmak ehli İslam nazarında olduğu kadar ağır bir şey sayılmaz. Onlardan Kabe'yi bile çıplak tavaf edenler oluyordu. Hatta Kureyşliler güya Kabe'ye tazim olsun diye Harem-i Şerif haricinde giyilen elbiseyle tavafı yasaklayarak yabancıları yalnız harem ehlinin kiraladığı veya ödünç verdiği elbiseyle tavafa mecbur tutmuşlardı. Dışarıda giydiğiniz elbiseler günaha bulanmıştır. Onlarla Kabe'nin yanına yaklaşmayın. Ya Mekkelilerden, harem ehlinden elbise kiralayın veya onlar size hediye ederlerse, ikram ederlerse onunla tavaf edin. Böyle bir imkan bulamayan çıplak tavaf ederdi. Güya günahlardan uzaklaşmış oluyorlardı. Böyle bir elbise tedarik edemeyen erkek ve kadınlar geceleri çıplak tavaf ederler.
ve anamızdan doğduğumuz gibi üzerimizde zulme bulanmış hiçbir şey olmadığı halde tavaf ediyoruz derlerdi. Onların da kendilerine göre böyle bir zulüm, günah, haksızlık, haram anlayışları var ama çok da hayatın normal akışına işe yarayan bir şey değil. Böyle lüzumsuz şekilde değişik şekillerde ortaya çıkan bir anlayış. Asıl hayatta, normal yaşantıda buna dikkat edilmiyor tabii ki. Zulüm, haksızlık diz boyu almış yürümüş. Bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yaşlarında bile bütün hayasızlıklardan, çirkinliklerden ve cahili ahlakından korunmuş olduklarını ve tertemiz bir fıtrat üzere yaratıldıklarını gösterir. İnsanların yanında şer'i bir zaruret olmadıkça avret yerini örtmenin farziyetinde kimsenin şüphesi yoktur. Erkeklerin avret yeri belli. Göbekten diz kapağına kadar. Kadınlarınki elle yüzler hariç bütün vücutları avret yerleri sayılıyor. Bunların örtülmesi farz. Bunların açılması haram. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Nerede ancak şer'i bir zaruret olursa. İşte doktora gider, başka doktor bulamaz. Tedavi maksadıyla olabilir. Veya mahkemede, hakim huzurunda bir adaletin hakkının yerini bulması sebebiyle olabilir. Farklı ihtiyaçlar zuhur ettiğinde böyle bir zaruret halinde açabilir. Ama onun dışında açamaz. Bunun yanında halvette, yalnızken insan kendi başınayken soyunup çıplak olmayı hoş görmeyenler de vardır. İnsan yalnız başına olduğunda elbisesini çıkarabilir mi? Ama insanın yalnız başınayken tesettüre riayet etmesi ve avret mahallerini örtmesi farz olarak görülmemiş. Bunun müstehap olduğu söylenmiştir. Kimse yokken elbiseyle insanın durması müstehaptır. Çıkarmaması ama haram değildir demişler. Güzel olmayan bir şeydir. Hoş görmeyenler olmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh, kişi avret mahallini açınca yanındaki melek ondan yüzünü çevirir buyurmuştur. Yanımızda devamlı melekler var. İnsan avret olan yerini kapatması gereken yerini açtığında bu melekler ondan yüz çevirirler. Ona bakmazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de rivayetleri var. Yanınızdaki meleklere güzel davranın diye. Dolayısıyla bir de ya Resulallah diyorlar, biz insanların yanında örtünüyoruz. Yalnız başımızdayken açılsak olur mu diye. Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hak kendisine haya edilmeye daha layıktır. Biz devamlı Allah'ın huzurundayız. Onun meleklerinin huzurundayız. Dolayısıyla Müslüman devamlı edebine, ahlakına, tesettürüne riayet etmesi gerekiyor.